Bugün 1 Ağustos 2023 İstanbul'dayız. Bilge Seçkin Çetin Kaya ile konuşacağız. Şimdi böyle biraz başından başlayalım. Sen ne zaman, nerede doğdun, nasıl bir aileye doğdun? Onları anlatır mısın? Tamam. 1976 Çanakkale doğumluyum. Çanakkale'nin bir ilçesinde doğdum. Bir köyde büyüdüm. Doğancılar Köyü'nde 12-13 yaşına kadar orada yaşadım. Başka bir köyde ilkokula gittim. Babam bir ilkokul öğretmeni. Annem bir seramik işçisi ama ben doğduktan sonra çalışmıyordu. Bir kardeşim daha var. Daha sonra Çanakkale'ye taşındık. Orada ortaokul ve liseyi bitirdim. Daha sonra da üniversiteyi kazanıp, Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanıp İstanbul'a geldim. Bir yılda kayıt dondurdum tabii. Bu arada küçük bir yerel gazetecilik yaptım. Üniversiteye gelmediğim dönemde. İstanbul'a geldiğin dönem nasıl Evet. bir İstanbul'du? Nasıl bir İstanbul'du? Şimdi önce geldiğim yeri biraz anlatırsam benim için herhalde daha açıklayıcı olacak. Benim hayatım anlamında. Çanakkale çok küçük bir kent. Ben orada yaşarken 65 bin nüfuslu bir kentti. Belediye otobüslerini el kaldırarak durduruyordunuz. Durağa bile gitmenize de gerek yoktu. Herkesin 3 aşağı 5 yukarı birbirini tanıdığı bir kentti. İstanbul benim için çok kalabalık bir kent olarak. Yani ilk şeyi hatırlıyorum. Yurda yerleştim. Vezneciler kız yurduna. Haşim İşcan'dan Taksim'e gideceğim. Haşim İşcan'a indim ve otobüs beklemeye başladım. Bütün otobüsler dolu geldiği için binmedim. Çünkü dolu otobüse binilmez yani normal olarak. Sonra gidemeyip geri döndüm. Benim İstanbul'a ilk şeyim buydu, imtihanım. Sonra anladım ki hani burada hayatta kalmak için o kalabalığa karışmanız ve o kalabalıkla savaşmanız gerekiyor. Aslında ne köyde ne de Çanakkale'de görmediğim kadar yoksulluğun olduğu bir kentti. En çok gözüme çarpan şey buydu. Hakikaten ertesi gün çalışmadığınızda, ertesi gün yiyecek bir şey bulamayacağınızı, hani başka insanların bunu yapamayacağını gördüğünüz vahşi bir kentti. Biraz bana başlangıçta öyle gelmişti. Ama işte arkadaşlar, dostluklar edindikçe burada da hayatın bir şekilde kolaylaştırıcı kimi tarafları olduğunu öğrendim. Hangi bölüme başladın? Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde işletme okudum ben. Orada öyle bir bölüm vardı o zamanlar. Nasıl bir öğrenci profili vardı? Bizim gibi yoksul, alt orta sınıflardan gelen insanların da üniversiteye girebildiği yıllarda her şeyden önce. Yani hukukta, iktisatta ve siyasalda. Daha orta sınıftan özellikle öğretmen çocuklarının çok olduğunu hatırlıyorum. Yine işçi çocuklarının, kenar mahallelerden gelen çocukların olduğunu hatırlıyorum. Ama bunun yanında yine kolejlerden gelenler, daha üst şeyden gelenler de, üst tabakalardan gelenler de vardı. Ama çoğunluğunu bizim gibi alt orta sınıf ve özellikle 90'ların ortasındaki iktisadi krizden etkilenmiş ve giderek yoksullaşan ailelerin çocukları olduğunu söyleyebilirim üniversitedekilerin. Nasıl bir atmosfer vardı siyasi anlamda öğrencilerin? Sen bunu kavrayabilecek bir potansiyelle mi gelmiştin oraya? Yani siyasi anlamda bir angajmanın var mıydı? Nasıl bir ortam buldun? Şimdi ben Çanakkale böyle kültürel anlamda da biraz iyice bir yer. Yani biz mesela klasik müzik dinletileri falan yapılan, böyle gidip katılabildiğin kültürel aktivitelerin olduğu bir yer. Ama diğer yandan işte 68'li, 78'li abilerin, ablaların da hala aktif olduğu bir yer. Biz bir takım böyle işte Şark Pastanesi diye bir yer vardı. Oraya takılırdık. Solcu insanların olduğu. Benim bir angajmanım yoktu. Ama lise arkadaşlarım, benim hani solculaşmamın şeyi orasıdır. Lise arkadaşlarım gözaltına alıp işkence gördüler solcu oldukları için. Ben o güne kadar işkencenin olduğuna, bunun sistematik olduğuna inanmıyordum ama hani çok yakın arkadaşlarımın başına geldikten sonra hani işkence varsa ve bir insanlık suçu işleniyorsa bunun karşısında olmak lazım deyip solculaştım. Pek çok hani daha böyle anarşizan biraz hani daha özgürlükçü şeyleri olan bir kafayla gelmiştim. Bir de tabii hani bir yıl ben kaydımı dondurdum. Gelememiştim.
maddi şeyden dolayı, maddi durumlardan dolayı. O dönemde gazetecilik yaptım ve yereldeki bütün iktidar ilişkilerine de çok yakından tanık oldum. Siyaset, medya, devlet, bütün bunların ilişkilerine. Dolayısıyla hani üniversiteye geldiğimde aşağı yukarı kim kimdir, ne yapıyor diye gözlemleyebilecek bir arka plana sahiptim diye düşünüyorum. Üniversiteye ilk geldiğimde stant ajan, tabii ben solcuları aramaya başladım. Buranın hani solcuları kimler, kim var kim yok. Stant açan bir takım gençler vardı. Tabii o dönemin önemli şeylerinden bir tanesi Le Monde dergisiydi. Bütün muhalifler, gençler Le Monde okurlardı. Ben de Le Monde okuyucusuydum. Cezmi Ersöz'ün bir söyleşisi, üniversitede bir etkinlik haftası vardı ve bir söyleşisi vardı. Ona katıldım. Orada işte solcu arkadaşlarla tanıştık. Fakat bu tanıştığım solcu arkadaşlar üniversitede faaliyet göstermiyorlardı da başka bir şey dışında faaliyet gösteriyorlardı. O bana çok şey gelmedi. Ben hani yaşadığım yerde siyaset yapmak istiyordum. Sonra şeyleri gördüm. En hani tanık olduğum ve beni bir biçimde aktif yapan manzara bir tane solcu arkadaşı, iki tane sivil polis böyle kollarından tutmuştu. Bir tane de böyle faşist bıyıkları sarkık bilmem ne adamlar. Böyle yüzüne yumruk vuruyorlar. Benim ilk gördüğüm manzaralardan biri buydu. Yoğun sivil polis şeyi vardı. Böyle sivil polisler gruplar halinde geliyorlardı ve üniversitede geziyorlardı. Ama onun dışında bu işte stand açan öğrenci grubu arkadaşlar üniversitedeki kulüplerin etkinliklerini de düzenlemeye çalışıyorlardı. İşte ilk yılım Mayıs'a kadar aslında bütün bunlarla Çanakkale'de kalmış olan bağlarımı da sürdürerek aslında geçti. İşte 1 Mayıs'ta Devrimci Gençlik pankartının arkasında yürüyerek olayı sonlandırdık ve benimle birlikte o dönem gelen bütün arkadaşlar da aynı dönemde politikleşmeye ve bir sonraki dönem o üniversiteyi bütünüyle özgürleştirmek ve değiştirmek için örgütlenmeye karar vermiştik. Böyle bir ortam. Bir de tabii bizim dışımızda Keskin çok büyük hareketliliği var. Mesela ilk katıldığım yürüyüş Keskin düzenlediği yürüyüştü. Keskin yasallaşmamıştı hatırladığım kadarıyla. Bir yani kuruluş mücadelesi veriyordu kamu emekçileri. Eğitim senin yine. Babam da öğretmendi. Zaten yani çok yakın hissettiğimiz bir yer kendimizi. Edebiyat Fakültesi önümüzü kestiler. Ve bizim böyle biz 3 tane, 4 tane birinci sınıfız. Üçümüz bir sıra oluşturuyoruz. Bizden kesti. Biz Yopova'da görünce ilk hayatımızda çok hızlı bir çözüme kaçmıştık. Ve ilk katıldığım eylem buydu. Hani bunun dışında pek çok toplumsal mücadelenin de var olduğunu hissediyorduk. Yani işte bunun dışında ne var? Mesela Bergama köylüleri vardı. Eylemlerine sık sık tanık olduğumuz. Çevre mücadeleleri vardı. Kadın hareketi vardı. Onları da yavaş yavaş aşağıdan geldiğini hissettiğimiz bir dönemde. Biraz o spektrumu açalım isterim. Yani hem sağdan hem soldan hangi gruplar vardı İstanbul Üniversitesi? Senin daha doğrusu içinde olduğun fakülte içerisinde onları hatırladıklarını sayabilir misin? Tabii. Şimdi bizim bir kere kendi cephemiz vardı. Devrimci Gençlik. Kendimize ait bir örgütümüz vardı. Biz kendimizi devrimci yol içerisinde konumlandırıyoruz. Devrimci gençlik içerisinde konumlandırıyoruz ama o dönemde bu dernekler süreci sona ermişti. Ve devrimci gençlik örgütlenmeleri üniversitelerde lağvedilmişti. Yani kendilerini ortadan kaldırmışlardı. Fakat siyasal bilgiler buna direnmiş bir birimdi. O yüzden kendi başına başka bir şey örgütlemeye başladı. Bunun dışında Devrimci Gençlik Dergisi etrafında örgütlenen, işte daha sonra halk evleriyle ilişkisi olan bir grup vardı. Ve bir de işte Geleceği Birlikte Kuralım ve ÖDP'ye kadar uzanacak yeniden sürecini örgütleyen Devrimci Gençler diyen kendine, bizim yenidenciler dediğimiz bir taksavın da çevresinde olan bizim camiada bu gruplar vardı ve koordinasyon vardı tabii. Devrimci Gençlik Dergisi'nin şeyiyle kurulan,
önerisiyle kurulan, bizim de içerisinde olduğumuz, bütün bu üç grubun da içerisinde olduğu bu şey vardı, bu grup vardı. Koordinasyondan başka üniversite öğrencileri platformu vardı. Burada tam aslında o dönemin tartışması, işte geleneksel sol ve başka bir sol. Geleneksel soldan farklı yeni örgütlenme modelleri öneren, yeni mücadele biçimleri öneren bir sol ikisi ayrılıyordu. Üniversite öğrencileri platformunda işte çeşitli farklı örgütsel yapıların, onları da sayayım mı? Tabii say. İşte MLKP vardı, Devrimci Sol vardı, SİP vardı, yanlış hatırlamıyorsam, ve bütün işte Kıvılcımcılar orada mıydı onu çok hatırlamıyorum. Onlar vardı. Bütün hani o gruplar da onun içerisindeydi. Bu iki şeyi sayabiliriz. Bizde başka yurtseverler vardı bizim şeyimizde. Kürt Hareketi'nin gençlik örgütü siyasalda. Ondan başka kim vardı? Doktorculardan bir grup vardı. EMEP'ten birkaç kişi vardı. Ama bunlar hep sayı olarak çok azdı. Benim olduğum okulda siyasal bilgiler grubu fakültesinde biz hakim gruptuk. Yani bütün şey kulüpleri örgütleyen, oradaki bir öğrenci meclisini örgütleyen, Gençlere Özgürlük Cephesi diye bir cephesel yapımız vardı ve burayı şey diye tanımlıyorduk. İçinde işte ekolojistlerin, feministlerin, sistemden canı yanan bütün gençlerin olduğu. Bir de tabii bunun dışında bizim koordinasyonla yaşadığımız en büyük tartışma oydu. Bizim mahalle çalışmalarımız vardı. Yani biri İçerenköy'de, biri de Alibeyköy'de olmak üzere iki mahallede o mahalleleri örgütlemek üzere çalışma yapmaya karar vermiştik üniversiteden çıkan arkadaşlarımızla. O yüzden bizi sadece bir öğrenci örgütü olmadığımız sebebiyle koordinasyon hukukuna uymadığımız konusunda eleştiriyorlardı arkadaşlarımız o dönemde. Böyle bir tartışma yürüyordu. Hatırlayabildikleri bunlar, başka kim vardı düşünüyorum. Köz vardı galiba bunun dışında. Bunları hatırlıyorum. Sağ cenahta muhafazakarlar içerisindeki örgütlenmeler nelerdi, hatırladın? Şimdi önce istersen İslamcılardan başlayayım. Onların iki tane temel grubu vardı. Bir tanesi Müslüman Gençlik. Müslüman Gençlik bir platformdu. Bu bizim biraz üniversite öğrencileri platformuna benzeyen bir platform. İçinde çok farklı gruplar vardı. Vahiycileri hatırlıyorum, Hak Sözcüleri hatırlıyorum ama onun dışında çok hatırlamıyorum. Onlarla zaman zaman çatışma ve gerilim, çatışmadan önce gerilim yaşadığımızı söyleyebilirim. Ama böyle bir enteresan bir siyasal, bizde de tabii bir şey var, siyasalcılık da var. O grubun içerisinde de öyle bir şey var, bir siyasalcılık. Onlarla tartışma ve şey yürütebiliyorduk. Yani öyle bir içerisinde böyle daha devrimci tutum alan bir takım insanlar vardı oralarında. Onlarla çok rahat tartışabiliyorduk bir kısmıyla. Bir de MGV vardı, Milli Gençlik Vakfı. Bu işte o zaman herhalde Refah Partisi'ydi. Onların gençlik örgütlenmesiydi. Çok daha yaygın ama daha pasif bir örgütlenmeydi. Gerçi zaman zaman onlarla da çatışmanın böyle şeyinden döndüğümüz oldu. Ama onlar da çok fazla bizimle çatışmak istemiyorlardı. Çünkü bir önceki dönemde İslamcılarla çok uzun solcuların çatışması her iki tarafı da çok ciddi yıpratmıştı. O yüzden her iki tarafta özellikle devletin çok ciddi zoru altında olduğumuz için çok fazla birbiriyle çatışmak istemiyordu. Ama bunun dışında Öykücüler biz Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde faaliyet şöyle bir şey yaptık. Çok ciddi biz faşist saldırıya uğruyorduk o dönemde. Ve faşist saldırıya uğrayan genelde sivil polislerin de faşistlerin de hedef seçtiği 4-5 tane arkadaşımız vardı. Yani solcu olarak bilinen. Bunlar gitse burada bu iş biter diye gördükleri. İşte tip olarak da belir, uzun saçlı, küpeli falan diye böyle tanımladıkları bir solcu tipolojisi vardı. Onlara saldırıyorlardı. Biz arkadan gelenlerle bir iş bölümü yaptık. Yani onlar
siyasal iki kattır. Üste duracaklar ve orada bunu karşılayacaklar. Yani laf atıldığında kavga çıkarmayacaklar ama hedef olmaya devam edecekler. Biz onları hiç tanımayacağız okul mesaisi sırasında ama örgütleneceğiz. Böyle bir iş bölümü yaptık. Bizi hiç tanımıyorlardı çünkü. Ve işte aşağıdan gelenler, biz çok ciddi bir örgütlenme yaptık. Bu fark edildiği andan itibaren, çünkü bir gün bir faşist saldırı oldu ve biz böyle okuldan 3000 kişi çıktık. Zaten 5000 falan mevcutu şeyin, siyasalın. O yüzden birden böyle çok önemli bir odak haline geldik. Ve bu çok organize bir saldırıyla karşı karşıya kalmamıza sebep oldu. Şimdi ülkücüler normalde ülke ocakları üzerinden okula geliyorlar ve ülke ocakları üzerinden birbirleriyle organize oluyorlardı. İşte Karagümrük ülke ocakları şeye yakın olduğu için işte onlardan mesela takviye alıyorlardı saldırı için falan. Fakat bizim okulda enteresan bir faşist grup vardı. Bir tanesi mesela bu faşistlerden Zafer Özbek, diğeri Hüseyin Özdemir, bir de Lokman diye bir tip vardı. Bunlar mesela Lokman'ın birinci sınıf kaydını bulamıyorduk biz, öğrencilerinden yoktu. Lokman'ı biraz tarif edeyim. Çünkü bizim dönemimizin en enteresan simalarından bir tanesi. Lokman kel, bıyıkları böyle uzun, okula gelirken şalvar giyiyordu. Ve böyle yumurta topuk ayakkabılarının arkasına basıyordu. Ve oradaki ülkücülerin manevi lideriydi. Ve şöyle konuşmalar yapıyordu mesela. Çınar ağaçları, bizim çok büyük çınar ağaçlarımız var merkez kampüste. Bu ağaç ne ağacı biliyor musunuz? Diye çınar bunlar falan filan. Sizde bu ağaç kadar akıl yok falan diye böyle. Ama bir taraftan da hasta olduğunu düşünüyorduk. Çünkü böyle yürüyordu ve bir duvar varmış gibi duruyordu. Ama duvara çarpıyordu falan, böyle sürekli volta atan bir tipti. Zafer Özbek o dönemde pek çok saldırıyı gerçekleştirmiş bir faşistti. Bugün denetim hakimliği yapıyor galiba kendisi. Hüseyin Özdemir de haplanıp falan gelip işte bıçaklar, mesela Zafer Özbek silah çekmişti. Hukuk fakültesinin kantininde Aydın Çallan'ı, yeniden bir arkadaşımız onu, Hüseyin Özdemir vurmuştu. Yani bayağı böyle silahlı külahlı bu ekip. Ama bu ekibin biz ülke ocaklarından değil, daha özel bir gruptan, bu Veli Küçüklerin falan network'ünden emir aldığını biliyorduk. Mesela ülke ocakları okula gelinmeyecek kararı aldığı günlerde de bunlar gelip saldırı düzenleyip gidebiliyorlardı. Ve bu hani saldırılar, ağır yaralamalar, dekan, hukuk fakültesi dekanının küfürlü tehdidi, siyasal bilgiler fakültesi dekanının telefonla tehdit edilmesi falan, bu düzeylere varabilen ciddi tehditlerdi. Orada böyle özel bir faşist grup vardı. Onun dışında büyük bir Birlik Partisi'nden olduğunu bildiğimiz birkaç faşist vardı. Genel olarak işte şey, sağın durumu da böyleydi. Bunun dışında böyle ufak tefek liberal arkadaşlar vardı. O dönem belki hatırlarsanız bu siyaset meydanı, neydi, Ali Kırca. Ali Kırca'nın siyaset meydanında bu olaylar konuşulurken bizim okuldan işte liberal bir arkadaş böyle Ali Kırca'nın yeğeni olduğu için oraya davet edilmiş falan. Biz de biz davet edilmiyoruz olağan teröristler olduğumuz için biz de kapısına gittik ATV'nin. İçeri giren bütün arkadaşları yakaladık. Bu arkadaşı yakaladık, dedik sen siyasaldanmışsın arkadaş falan filan. Ama dedik hani durum biliyorsun yani nasıl yaşadığımızı falan. Arkadaş içeri girince şey dedi programda. Ya evet ama bu faşist arkadaşlar da biraz fazla saldırıyor. Yani böyle genel bir hani liberalinden soluna kadar genel bir ideolojik hegemonya kurduğumuz bir dönemdi. Ama çok ciddi tabii fiziksel saldırı altındaydı. Bu net. Biraz önce rakam telaffuz ettin. 3000 kişi çıktık biz. Kimsenin haberi yoktu bizim örgütlendiğimizden o derecede dedin. Biraz şeyi sormak istiyorum. Belki bugünkü üniversite ortamına da hani biraz ışık tutar bu. Örgütlenme nasıl gerçekleşiyordu? Bu kadar büyük rakamlarda öğrenciler, belki üniversite, İstanbul Üniversitesi özelinde bu biraz daha olağan bir şey olabilir ama
geneli için bunu söyleyebilir miyiz İstanbul'un diğer üniversiteleri için? Örgütlenme oranı şimdikinden daha yüksekti diyebilir misin? Örgütlenme oranı daha yüksekti ama siyasal daha özel bir alandı. Yani her zaman merkez kampüste herhangi bir çatışmada, polis ya da faşist saldırısında siyasala kaçılırdı. Çünkü orası hakikaten biraz daha fazlaca örgütlü bir yerdi. Örgütlenmeyi nasıl yapıyorduk? Bizim en temel yaptığımız şey kayıt çalışmasıydı. Yani örgütlenmeye ilk günden başlıyorduk. Kayıtlar sırasında üniversiteye gelen öğrencilerle bir kere kulüp masaları açıyorduk. Kulüp faaliyetlerimiz vardı. Mesela bir tanesi benim çok uzun süre emek verdiğim tiyatro kulübüdür. Yani doğrudan alakası olmayan alanlarda da siyasetle, mesela siyasal bilimler kulübümüz de vardı, ekonomi kulübümüz de vardı, rock kulübümüz vardı ve tiyatro kulübümüz vardı. Mesela tiyatro kulübünde tiyatro yapıyorduk biz. Yani böyle illa hani politik bir şey yapmanız gerekmiyor. O işi orada yapmak bile bir mücadele istiyordu. Çünkü hani salon yoktu, oturma eylemi yapıp salon açtırıyorsun. İşte ışık yok, onu buluyorsun falan. Bütün bunların hep birlikte yaptığın zaman bu mücadeleyi, örgütlenme gerçekleşiyor. Kayıt çalışması yapıyorduk. Kayıt çalışmasında da çok açık davranıyorduk gelen insanlara. Diyorduk ki hani bu televizyonda terörist denen insanlar var ya, işte onlar biziz üniversitede. Ve hani size çeşitli konularda yardımcı olabiliriz. Burada nasıl kayıt yapacağınız, işte kitapları nasıl bulacağınız, şey yapacağınız falan diye böyle insanlar da. Bir de tabii hani genel bir hava da vardı. Tabii bu arada hani çok yoğun bir baskı ortamında olduğunu söyleyelim. Ama çoğunlukla bu kabadayak, fiziksel şiddet, gözaltı, tabii gözaltında kayıplar falan da oluyordu da. Böyle başlıyordu. Kulüplere insanları kaydediyorduk ilgi alanlarına göre. Bunun dışında muhalif olarak gelen insanları çoğunlukla bizim cephemize yönlendiriyorduk. Zaten hani belirli bir şeye sahip, siyasal görüşe sahip ya muhalif olarak tanımlayan insanları. Ama bir de bizim öğrenci meclisimiz vardı. Öğrencilerin doğrudan üniversitede yaşadıkları sorunların çözülmesine dair politikalar üreten bir yer. Mesela vize tarihleri açıklandıktan 15 gün sonra vizeler başlayabilir diye bir kural var. Vize tarihlerini geç açıklıyorlar mesela. Biz o tarihi aldırıyorduk. Ve bu dekanlık tarafından da tanımlanmış bir kurum haline geldi öğrenci meclisi. Ama MGV'li arkadaşlar gelip meclisimize katılıp seçim yapalım dediler. Biz dedik burada doğrudan demokrasi işliyor, seçim yapılamıyor falan. Böyle bir hani öz yönetim örgütleri de insanların kendi hayatlarına dair müdahale edebilecekleri bir takım örgütlenmeler de yaratmaya çalışıyorduk. Ve bu karşılık buluyordu. Yani insanlar bunu doğru bulup katılıyorlardı. Kulüpler çok yerlerdi. Yani üniversite ortamını gerçekten üniversite ortamı haline getiren yerlerdi. İşte bizim mesela tiyatro kulübünden tiyatrocu olan, oyuncu olan, sahne yönetimi, şu anda mesela Londra'da bir sahne yöneten arkadaşımız var. Siyasal bilgilerden mezun ama hani ilk de buradaki kulüp yüzünden hani tiyatroya bulaşmış ve ona devam etmiş bir arkadaş. Oyuncular çıktı. Oradaki çok canlı bir tartışma ortamı aynı zamanda ve bunun gerçekleşmesini sağlıyorduk. Aslında insanların bir çeşit ihtiyaçlarına cevap veriyordu oradaki örgütlenmelerimiz, yaratmaya çalıştığımız örgütlenmeler ve bu karşılık buluyordu, böyle örgütleniliyordu. Önemli kurallarımızdan biri, ben çok uymadım ama derslere girmekti. Biz hani kantinde oturup kantin solculuğu meselesini buluyorduk biraz, devrimci bulmuyorduk. Kimse hani kantinde oturamaz, herkes dersine girecek çünkü sen orada sıra arkadaşı olmazsan başka hiçbir şeyi anlatamazsın oradaki insanlara ve o insanların dertleri ve tasalarından da uzaklaşırsın. İşte bu faşist saldırılar mesela bizi en çok insanlardan koparan şeyler. Çok uzun mesela 10 gün 15 gün bu faşistlerle çünkü gerginlik sürüyordu. O mesela bizi ciddi engellemek için yapılmış olduğunu düşündüğümüz, bizi
bütün insanlardan koparan bir şeydi. Örgütlenmeyi biraz böyle sağlıyorduk. Ve bu faşistleri de hani şöyle, mesela başta faşistler şöyle, faşistler böyle diye çok solcular böyle anlatıyorlardı. Biz dedik ki hani bu dili biraz değiştirelim, bu insanları anlatalım, işte Lokman'ı size anlattığımız gibi anlatalım insanlara. Ne yaptıklarını anlatalım, nasıl polisle işbirliği yaptıklarını, neden saldırdıklarını, niye üniversiteye saldırdıklarını anlatalım. Anlattık, bu da karşılık buldu. Mesela en önemli anmalarımızdan bir tanesi Maraş anmasıydı. Maraş katliamını hani böyle bir şeyle anlatmadık da bir anma gibi anlattık. Ayakkabıları, işte kalıntıları, yani o insanlardan kalmış eşyalar gibi onları bir sergi şeklinde anlattık aslında. Ve her gelen bunu mesela okuyordu. Çok enteresan. Afişler de çok okunuyordu. Bizim yazdığımız afişler, bildiriler okunuyordu. Çok bir şekilde kendi jenerasyonumuz adına konuştuğumuz için belki bir karşılık buluyordu. Ve kimi siyasi tartışmalar o afişler aracılığıyla, mesela Müslüman Gençlik'le bir afiş tartışmamız var. Böyle Müslüman Gençlikçiler işte bir afiş asmışlar. Biz de Tanrı'nın erkekliğine dair bir afiş asmışız, bir kadın afişi. Onlar yanına bir tane daha cevap vermişler. Böyle bir 5-6 tane afiş şeyi şeklinde bayağı böyle gerginlik de olsa afişler üstünden. Tabii bütün okul o gerginliği de bildiği için gelip o afişleri okuyor falan, böyle bir ortam vardı. Hani bütün bunlar hem bir saflaşma hem de bir örgütlenme sağlıyordu. Bu arada tabii Beyazıt ve etrafındaki yurtlar önemli siyasi örgütlenme yerleri öğrenciler için. Evet. Oralarla bağlantınız hem yurtları kullandığınız için hem de zaten dışarıda da örgütlenmeye biraz ağırlık verdiğiniz için önemli olsa gerek. Ona dair hatırladıkların neler? Ben Beyazıtçılar Kız Yurdu'nda kalıyordum. Bizim en önemli eylemlerimizden bir tanesi bir dakika karanlık, bir dakika aydınlık eylemini yurtta örgütlemekti. Zaten hani pek çok mesela siyasetin ayrı olduğumuz pek çok kadın da yurtta kalıyordu ama o yurtta kalmanın getirdiği bir yurttaşlık durumu da vardı. Hani o bütün o siyasi şeylerde bir de kız yurdu olması hasebiyle siliniyordu aramızda ve birlikte bir dakika karanlık, bir dakika aydınlık eylemi örgütledik. Bizim şey böyle hapishane gibidir şeyi. Dört tarafı kapalı, ortası avlu. Orada çok büyük bir eylem örgütledik. O tarafa doğru bakan bütün şeyler odalarda. Ve ortasında şeyin işte yurt müdüresi geldi, böyle girin diyorum size içeri falan diye bize bağırdı falan, ama kimse takmadı tabii, yaptık eylemi. Bir de yurtta şeyi örgütledik. Bizim yurtta hamam vardı, bildiğiniz hamam, yani böyle suyla kafanıza şey döküyorsunuz falan, böyle şeylere sarılıp aşağı iniyorduk öyle bir yerde. Ve çok sık sular kesiliyordu. İşte biz de böyle bir sürü sticker hazırladık bununla ilgili. İşte milattan önce bilmem kaçıncı yüzyılda da Roma'da da hamam vardı ama tek farkı suyun bu kadar sık kesilmemesiydi falan diye. Her tarafı donattık falan. Sonra o hamamları değiştirdiler. Duşa kayıp falan yaptılar bu eylem sonrası. Ve tabii bütün bu tartışmalar, şeyde yaşadıklarımız tek tek odalara da yansıyordu. Siyasetle aslında ilişkisi olmayacak insanlar orada bunlara tanık oldukça bizimle birlikte politikleşiyorlardı. Hatta Mele'yi hatırlar mısınız bilmiyorum. Belki başka arkadaşlar da anlatmışlardır. Bir kazada kaybettik kendisini. Benim o yurt arkadaşımdı. Biz böyle Melek'le koridorda karşılaşıp en az 2 saat sohbet edip odaya giremezdik. Yani o şey ayrı bir hukuktu. Yurt ortamı, ama orada da hani özel bir örgütlenme çabasına girmeden aslında örgütlendik. Yani bütün, mesela ben düşünüyorum, bütün şey arkadaşlarım, bir tanesi Kıbrıslıydı mesela, Kıbrıs'ta milletvekili adayı oldu son seçimlerde. Bir tanesi avukattı, o da devam etti şeye. Hepsi yani bir şekilde bir yerinden dahil oldular siyasete yurt arkadaşlarımızla. Tabii o dönem aslında Türkiye'nin de oldukça karanlık bir dönemi bir taraftan. Yani biraz 80'den çıkılmış gibi hissedilse de, yani içeridekilerin dışarı, hem dışarı çıktığı bir dönem hem de işte Susurluk gibi, Manisalı Gençler gibi işkencenin devam ettiği, işte
derin devletin biraz daha görünür olduğu, olayların olduğu bir dönem. Gazi keza. Yani etrafında, öğrencilerin etrafında gelişen önemli olaylar var Türkiye'de. Bu üniversiteyi de aşan bir durum alıyor doğal olarak. Biraz önce konuşurken sen mahallelerde de örgütleniyorduk dedin. Biraz dış çeperi anlatalım. Yani mahallelerde neler yapılıyordu? Bütün bu Türkiye'nin siyasi atmosferi içerisinde öğrenciler başka türden politik angajmanlara girme ihtiyacı duyuyorlar mıydı? Partiler olsun, örgütler olsun. Bunları biraz açalım. Şimdi şöyle, tabii bizim bu hani koordinasyondan, üniversite öğrencileri platformundan bahsediyoruz. Burada politikleşen, mesela koordinasyonda politikleşen insanlar, bir bakıyorsunuz Melek Kahveli olup ona hani 1 Mayıs'ta rap rap çekiyor. Böyle şey, böyle bir geçişkenliğinde olduğu bir dönem bu. Mahallelerde mesela Gazi sırasında biz bir 8 Mart etkinliği yapacaktık Ali Beyköy'de. Gazi Mahallesi'ne çok yakın bir yerde. Ben 8 Mart etkinliğine gidiyordum. Bana telefon ettiler, gelme dediler, buraya giremezsin. Ve o tam da şeydi, işte Gazi olaylarının yaşandığı dönemdi. Orada biz Umut Kooperatifi diye bir kooperatif kurmuştuk. Onun üzerinden örgütleniyorduk. Bir çeşit hem o yerelle işte köy arasındaki bir dayanışma şeyi, hem mahallenin kendi arasında bir dayanışma şeyi, ama çoğunlukla gençlerle tabii başlıyor. Gençler geliyorlar. Ve gençler ilk geldiklerinde bizden silah istiyorlardı. Ortam öyleydi. Yani Saya Yokuşu'nun hemen karşısındaydı. Belki hatırlıyorsunuzdur. Saya Yokuşu, İrfan'ın sırtından vurularak polisler tarafından öldürüldüğü yerdi. Ve mahallede tabii pek çok politik grup, silahlı ve şey olan politik grup da aktifti. Dolayısıyla orada siyaset yapmanın yolu böyle silahlı külahlı falan olmaktı. Ama biz hani şey olarak çok doğru bulmadık hemen. Bize böyle bir silah verin de yani ne yapıyorsunuz? Bir örgütlenme, savunulacak bir şey yok ki ortada, yani bir şey yok. Onu yaratalım diye orada bir mesela şey yaptık. Bir çocuk çalışması yaptık. Oradan da bir balet çıktı. Bir balet arkadaşımız çıktı. O çocuk çalışmasının bir parçası olarak bir uçurtma şenliği düzenledik Ali Beyköy'de. Önü çok büyük, geniş bir alandı uçurtma şenliğinin. Oradaki Eyüp ÖDP ile de işbirliği yaptık. Biz ÖDP'nin içerisinde değildik ama tabii hani gelenekten dolayı yakın temas halindeydik. Ve uçurtma şenliğine işte uçurtmalar falan hazırladık. Ama tabii uçurtmalar bir anda kapışıldı, ama uçurtma şenliği şöyle: alanın etrafı panzer ve akreplerle çevrili ve silah olanlar uçurtma şenliğini yani etrafını kuşatmış durumdalar. Yine de mahalleli iyi bir biçimde katıldı, çocuklar katıldı, ama böyle gerçekten şey çok şaşırtıcıydı. Yani uçurtma, çocuklarla uçurtma uçuruyorsunuz ama panzer ve bayağı böyle ağır silahlı adamlarla tehdit ediliyorsunuz. Etrafı bununla sarılmıştı. Yani böyle bir orada yapılan herhangi bir etkinlik, işte Alevi halkın da olduğu Cem Evi'ne de yakın bir yer, Ali Beyköy Cem Evi'ne yakın bir yer bahsettiğim yer, bir mahalle sürekli bir şey olarak görülüyor. Kriminal bir saha bütün şey olarak görünüyor. Zaten bir süre sonra da gerçekten orada kendini savunmak için insanlar örgütlenmeye başlıyorlar. Öyle oluyor. Bu tür çalışmalar yapmaya çalıştık. Tiyatro çalışması yaptık orada. Bir tiyatro atölyesi düzenledik. İşte biraz böyle müzikle, dansla insanların kendi bedenlerini tanıyacağı bir böyle şey yaparken, mesela o dönemki DHKPC'li arkadaşlar bizim orada disco yaptığımızı bütün mahalleye yaydılar falan böyle. Böyle tartışmaların olduğu bir dönemdi. Yine Ali Beyköy'de esnaf olan arkadaşlarımız vardı. Onlarla bir örgütlenme yapmaya çalışıyorduk. Hani biraz oradaki mahallenin kendi arasındaki dayanışmayı güçlendirecek işler yapmaya çalışıyorduk. Böyle. Mahalle böyleydi. Yine İçerenköy'de de benzer bir çalışma yapmaya çalıştık. Orada da böyle genç bir grubu oluşturduk. Böyle bir gençlik grubu oluşturduk. Böyle, ama daha sonra tabii bir tercihle yüz yüze geldik. Hani ne olacağız tercihi? Ya hani böyle
veya şkafecinin evrildiği yere doğru evrilmek ya da işte daha ÖDP çizgisine doğru evrilmek şeyi arasında böyle ortasında kaldık. O tercihi yapamayınca da dağıldık biz mesela şey olarak grubu. Ama 99 çok önemli bir şeydir. Öğrenci hareketi açısından da dağılması açısından. 99'dan sonra belimizi doğrultamadık. Önemli bir şeydir. Neden 99? Ya aslında pek çok siyasi olay üst üste geliyor. Seçimler var. Mesela seçimlerde CHP'nin baraj aldı kaldığı bir şeydir, seçimdir. DSP ve MHP'nin büyük çıkış yaptığı bir seçimdir. Faşist şeyleri olan partiler. Aynı zamanda ölüm oruçlarının, açlık grevlerinin olduğu bir tarih. Ve orada da böyle bütün kamuoyu açlık grevi yapanlar için seferber oldu. İşte Zülfü Livaneli'nden Yaşar Kemal'ine büyük bir destek örgütlendi. Fakat olabilecek en makul teklif kabul edilmedi açlık grevi yapanlar tarafından. Ve o andan itibaren kamuoyu vicdanı dondu. Ve hayata dönüş operasyonları geldi falan. Evet, 99'da sonra hayata dönüş operasyonları geldi ve pek çok insan cezaevinde yakılarak işte iş araçları sokularak katledildi. Ve kamuoyunda böyle bir derin bir sessizlik oldu buna karşı. Yani o güne kadar yapılmış bütün şeylerin boşa gitmesi de bir şeydi herhalde. Yine 1999 APO'nun yakalandığı tarihti. APO'nun yakalanmasının ardından sokağa çıkamıyorduk. Yani ben şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bizim mesela merkez kampüsün olmazsa olmaz şeylerinden bir tanesi merkez kampüsün orta bahçesinde yaptığımız forumlardı. Yani böyle bir araya gelip çeşitli konuşmalar yapılır. Orada Nevroz'u mesela hiç kimse çıkamadı şey Nevroz için. Yani yurtseverler çok büyük Nevrozlar düzenlerlerdi orada ateşler. Bir tek biz yapabildik. O da oradaki tabii çok hani derin örgütlenmemiz sebebiyle çıktık ve yaptık. Hani bir şey başımıza gelmeden. Hani polis bizi o kadar şey girmeyi göze alamadı. Fakat işte kimse sokağa çıkamıyordu yani. Apo'nun yakalanması da bir şeydi. Bir olağanüstü hali genel olarak ilan edilmişti. Herhalde 99 bütün bunların bir bileşimi yüzünden önemli bir şey noktası oldu. Tabii bizim öğrenci hareketi açısından da bir aşağı dönüş, iki aşağı dönüş noktasından bahsedeyim. Bir tanesi hukuk fakültesinin işgali. 29 Şubat'a denk getirdikleri için arkadaşlar bir 29 Şubat günü bizim bütün muhalefetimize rağmen hukuk, iktisat ve siyasaldaki bütün öğrenci cephelerinin muhalefetine rağmen işgale karar verdiler ve işgal ettiler hukuk fakültesini. Bu kamuoyunda öğrenci hareketinin meşruiyeti anlamında çok büyük bir kriz yarattı. İşte oraya yazılan sloganlar, örgüt isimleri falan nedeniyle bu çok ciddi bir biçimde kullanıldı öğrenci hareketine karşı. Ama biz de hani bir de içeride kapalı kaldılar tabii arkadaşlar. Dışarı çıkamıyorlar. Kim işgal etti? Üniversite öğrencileri platformuna karar verdi. Bize baktık çıkamıyorlar. Bari desteğe gidelim dedik. Yan kapıdan ön şeye 1 Mart'ta ön kapıya bir şeyde bulunduk. Taarruzda bulunduk. Böyle ama bayağı şey hani bir öğrenci grubu ve bir böyle polis grubu bayağı bir taraf böyle onun çok güzel bir fotoğrafı vardır. Yükleniyoruz arkadaşlar dendiğini duyduk ve benim ayaklarım böyle havada şeye doğru girdik. Polislerin böyle coplarını kaldırmış, öğrencilerin yumruklarını kaldırmış bir görüntüleri var. Bütün bu şey sloganlar orada çıktı. Rektör buraya cüzdanlarımızı sallama hikayesi işte. Ferman Devleti Üniversiteler bizimdir vardı. Ondan sonra polisleri ısmarladım çay gele, kaskları da başlarına dar gele falan orada çıktı. Böyle biz şeye doğru yüklendik, kapıya doğru bayağı yaklaştık, kapıyı açacaktık. Fakat bize böyle öyle bir girdiler ki duvarın kenarına sıkıştırıp çok şey dövdüler, ağır dövdüler bizi.
Fakat ben orada bir tane şey görüntü var, onu hiç unutamıyorum. Üniversiteye böyle yeni gelmiş bir arkadaş vardı işte, bu Mart'ta oluyor. O Eylül'de, Ekim'de gelmiş olmalı. İşte Adanalı, böyle delikanlı bir çocuk. Ama şey diyor, ben kaymakam olacağım, vali olacağım falan. Tamam olursun falan diyoruz biz, ama çok da böyle hoş, akıllı, solcu falan bir çocuk tabii. Yani hızlı solculaştı. Ben onu şeyde gördüm, böyle bir çeviği yere yatırmış, ayakkabısını çıkarmış, böyle vuruyor. Bu ayakkabısını kaskıyla şeyin yüzünün arasına sıkışmış şeyi, çeviği. Oradan ayakkabıyı çıkaramıyor. Diyor ki ayakkabımı alamıyorum. Ayakkabısız kaldı. Biz oradan çıkıp şeye gittik. Öğrenci Kültür Merkezi'nin önüne bir barikat kurduk. Polis geldi. İşte pazarlık ediyor, biz de dağılın falan filan. Biz diyoruz dağılmayacağız falan filan. Ondan sonra oradan şeye karar verdik. Çapa'ya doğru yolu kesip bir yürüyüş yaptık. Hani orada içerideler, dışarı çıksınlar falan filan diye. Bu arada biz o yürüyüşü başlattığımız anda yurtsever arkadaşlar bizim arkamızdan o barikatın oraya gelip orayı bir molotoflamışlar böyle. Biz diyoruz ki polis niye gelmiyor arkamızdan? Onlar çıkamamış. Polis oradaki şeyden çıkamamış. Biz de trafiği kesip yürüyünce kimse gelemeden Çapa'da bir forum, Çapa'nın önündeki tramvay duraklarında bir forum gerçekleştirdik. Orada da bir arkadaşımızın çok şey bir konuşması vardı. Böyle bir kız arkadaşımızdan çiçekli bir şapka ödünç almış. Böyle çiçeğin bir tanesi buradan sarkıyor ama böyle bayağı bir şey, bir erkek yüzü düşünün. Şöyle bir konuşma yapıyor. Halkımız, insanlar, biz öğrenci evlerinde yumurta yiyen ve aç kalan sizin çocuklarınızız diye. Ve işte başından beri aslında anlatmayı çok atladığım bir şey var. Bütün bu öğrenci hareketliğinin en temel motivasyonlarından bir tanesi o dönemde harçlara yapılmış %300 zamdı. Eğitimin özelleştirilmesi ve sağlığın özelleştirilmesiydi. Hani biz bugün o aslında orada becerememizin sonuçlarını yaşayan bir kuşağız. Şimdi çocuklarımızı devlet okullarına gönderemiyoruz ki onlarda da hani ciddi paralar mevzubahis oluyor ve dönüyor. Özel okullara göndermek zorunda kalıyoruz. Bunu durduramadığımız için. Ama o çok önemli bir asıl motivasyon öğrenci hareketini tetikleyen. Bütün bu alt ve orta sınıflardan gelen, zaten iktisadi olarak oldukça hırpalanmış ve aşağı doğru düşmekte olan ailelerin çocuklarının %300 zama karşı gösterdikleri tepki herhalde en temel motivasyonlarından biriydi bizim hareketimizin. O unuttuğum kısmı da böyle tamamlayayım dedim. Peki diğer İstanbul'un diğer önemli üniversiteleri de aynı hareketlilikte devam Evet. ediyor. Bazı kampüsler de bazı gruplar daha baskın, Evet. diğerlerinde diğerleri. İletişimi nasıl sağlıyordunuz? Ne şekillerde bir araya geliyordunuz? Koordinasyon üzerinde bunu biraz anlatır mısın? Tamam. Koordinasyonu anlatacağım ama önce genç arkadaşların konuyu anlaması için şöyle bir örnek vereyim. Cep telefonumuzun olmadığı bir dönemi düşün. Cep telefonu yok, WhatsApp mesajı yok, Messenger bile yok. Yani öyle düşünün. Böyle bir dönemde biz şöyle yaşıyorduk. Ankesörlü telefonlar vardı. Edebiyat fakültesi faşistlerin çok yoğun olduğu ve çok saldırıda bulundukları bir dönemde. Bize mesela şöyle haber geliyordu. Edebiyat fakültesinde haber geliyor. Yani birisi koşarak haber getiriyor ama haber gelene kadar kaç şeyden geçiyorsa bize şöyle geliyordu. Edebiyat fakültesinde büyük çatışma çıkmış, iki kişi ölmüş. Biz böyle toplanıyorduk. 500 kişi edebiyat fakültesinin önüne gidiyorduk. Arkadaşlarımız burada alacağız ne oldu falan. Meğerse bir solcuyla bir faşist birbirlerine omuz atmışlar. Biz orada kapının önünde bir de polis bize bir güzel duyuyordu. Böyle bir hani iletişimin de zor olduğu bir dönemi hayal edin. Önce onu anlatayım. Bizim aramızdaki koordinasyon toplantılarıyla sağlanıyordu. İşte bu öğrenci cepheleri vardı farklı fakültelerin, her fakültenin kendi öğrenci cephesi vardı. Hukukun, iktisatın, edebiyatın, İTÜ'nün mimarlık fakültesinin ayrı, işte mühendisliklerin, şeylerin ayrı, Boğaziçi'nin, diğer Yıldız'ın hepsinin kendi öğrenci cepheleri vardı. Örgütlenebildiğimiz her yerde örgütleniyorduk. Bizim hani gençlere özgürlük cephesi olarak
Merkez kampüste çok örgütlüydük. Edebiyatta çok örgütlüydük. İTÜ'de biraz örgütlüydük. Başka illerde de şeyler vardı. Koordinasyon ya da işte biz Gençler Özgürlük Cephesi yaptık falan diye telefon eden arkadaşlar vardı. Ama ana şey koordinasyon üzerinden yürüyordu. Koordinasyon toplantılarında bir araya geliyorduk ya da temsilci gönderiyorduk çoğunlukla. Koordinasyonun kurulması da aslında edebiyatta yaşanan bir faşist saldırı sonrası gerçekleşti. İşte faşistler oradaki arkadaşlarımıza saldırmışlar. Ben Özgür ile Ziya'yı hatırlıyorum, böyle ikisinin kafasından şöyle kanlar akıyordu. Böyle bir salonda toplanmıştık ben o zaman, birinci sınıftaydım galiba. Ve orada artık aramızda bir koordinatif ilişki kurulması, en azından koordinatif bir ilişki kurulmasına karar verdik. Ve genelde şöyle oluyordu, cepheler toplanıyorlardı. Bizde Gençler Özgürlük Cephesi toplanıyordu, öğrenci cephesi olarak. Ve kararlarını, tartışmalarını yapıyorlardı ve bir temsilciyi gönderiyorlardı koordinasyon toplantısına. Orada değerlendiriliyordu bu kararlar. Ve bir karara, ortak bir karara ulaştırılmaya çalışılıyordu. Burada tabii hani, demokratik işleyiş açısından belirli hem sorunlar hem bir takım aşmamız gereken problemler vardı. İşte bu şeylerin, cephelerin ana örgütleyicisi olanlar genelde devrimci gençlikte örgütlü insanlar oluyorlardı. Ve bu temsilci olarak da kendilerini genelde göndertiyorlardı. Mesela biz hani demokratik bir işleyiş olarak bunu biraz aşmaya çalışıyorduk. Orada işte çevre hareketinden gelen ya da troçkist bir arkadaşı yolluyorduk. Yani ne olacak ki, zaten kafamızı satırın altında beraber uzattığımız annesine güvenmeyeceksin. Hayatını beraber riske ettiğin bir insandan bahsediyorsun. Yani o da orada, sen de oradasın. Biz ondan pek şey etmezdik, imtina etmezdik. Hani kim varsa, kim gitmek istiyorsa o giderdi o toplantılara ve cephenin kararını iletirdi oradaki koordinatif yapıya. Aradaki iletişim genelde böyle sağlanıyordu. Şey buydu. Bu arada tabii yine 80'den çıkışta feminist hareketin güçlenmesi ve ayrı ayrı grupların oluşması süreci var. Bu süreci sen nasıl takip ediyordun? İçinde miydin? Evet. Biz siyasal bilgilerde Kadınlar Bir Araya diye bir grup oluşturduk. İlk toplantımıza bir erkek konuşmacı davet ettik ve bir daha davet etmedik. Olmadı çünkü yani feminizm üzerine konuşmak için. Biraz deneyerek öğrendiğimizde, şimdi sosyalist miyiz, feminist miyiz, sosyalist feminist miyiz, neyiz falan derken Pazartesi dergisiyle rast geldik. Yollarımız onunla çakıştı. Biz Pazartesi dergisini bir standta satıyorduk. Çok beğeniyorduk derginin şeyini, genel çizgisini. Ve kendi aramızda kadınlar olarak toplanmaya başladık. Bir araya gelmeye başladık ve sorunlarımızı konuşmaya başladık. Deneyimlerimizi konuşmaya başladık. Bir çeşit bilinç yükseltme grubu diyebiliriz buna. Çok hızlı büyüdü bu. Diğer fakültelerde de benzer gruplar oluştu. Ve herhalde 96 mıydı? 96 8 Mart'ını sadece kadınlar olarak örgütlemeye karar verdik. Bir hani forum yapmak merkez kampüsün şeyi ya, hani geleneği. Biz bir kadın forumu örgütledik. Sadece kadın konuşmacıların olduğu. Bu o dönem için oldukça şey bir adımdı. Radikal bir adımdı. Çevikler böyle karılar gelmiş falan diye gülüyorlardı. Erkekler de böyle bir grup halinde. Tabii şu hani bahsettiğim toplantılar başta erkeklerin çok tepkisini çekti. Böyle kapıları tırmalıyorlar. Ne konuşuyorsunuz orada? Biz de gelelim falan diyorduk. Yani bir de sizin olmadığınız bir toplantı olsun. Tabii bütün bu hani bahsettiğimiz siyasal süreçler içinde biz aynı zamanda bir hani iş bölümü açısından da bir farklılaşma ve bizim ezildiğimiz bir durumda mevzudayız. Bütün afişleri mesela kadınlar yazıyordu. Bütün bildiri metinlerini kadınlar yazıyorlardı. Yani bütün ayak işlerini tırnak içinde çok ciddi oranda biz yapıyorduk. İşte sopa saklanacak biz saklıyorduk ama mesela çatışmanın belirleyici olduğu bir siyasal ortamda kadınların öne çıkması çok zor bir şey oluyor zaten. Yani siz hani bir biçimde geri doğru itiliyorsunuz sizi korumak bahanesiyle. Mesela bunu Müslüman gençlikçilerle o yaşadığımız afiş tartışmasında çok net bir biçimde gördük.
afişe diyoruz ki biz kadınlar olarak şey diye bir afiş asmıştık biz oydu. TC tecavüzden yargılanıyor. Bir korucu tecavüzüne uğramış bir kadının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davasına dair bir afişti. Orada işte Tanrı'nın erkekliğinden falan bahsediyorduk. Müslüman gençlikçiler onu indirmemizi istediler. Biz indirmeyeceğiz dedik. Erkek arkadaşlar diyoruz ki siz bu işe karışmayacaksınız. Eğer burada bir fiziksel de bir çatışma çıkarsa bırakın Müslüman gençlikçiler kadınları dövsünler. Yani şey açığa çıksın. Hani neyse olacak şey ki biz hani burada kendi afişimizi korumaya muktediriz. Şeylerle tartışıyoruz. Müslüman gençlikçilere diyoruz ki siz gidin kadınlarınız gelsin. Kadınlarla tartışacağız. Biz sizle tartışmıyoruz bu meseleyi. Diyorlar ki şeytan da böyle diyor. Falan böyle bir şey. Forumdan bahsediyorum. Forumu işte yaptık. Bitirmek üzereyiz. Erkek arkadaşlar kadın erkek el ele mücadeleye diye slogan atıyorlar. Yani gerçekten bu çok şey hani sembolik bir slogan. Ne zaman kadın erkek el ele mücadeleye şeyini duysam kendi ezilmişliğimin bu mücadele sloganı arkasına ne kadar çok saklandığını çok net bir biçimde hatırlıyorum. Tabii bir de 8 Mart'lar çok işte kadın bir çeşit karma 8 Mart oluyordu o zaman 8 Mart'lar. Önde kadın grupları oluyordu. Arkaya da şeyler karma gruplar geliyorlardı. Böyle bir 8 Mart şeyi var mitingler. Yürüyüşler. Ama çok kalabalık tabii şeyler oluyorlar. Bir Çağlayan'daki 8 Mart yürüyüşünü hatırlıyorum. Feministler kendi pankartlarını sokamamışlardı. Biz de böyle siyah üstüne mor çok güzel bir pankart hazırlamıştık. Biz öyle gelince bizim pankart alıp öyle koymuşlar. Biz de çok mutlu olmuştuk. Çok öğrenerek şey yaptığımız bir dönemdi. Birbirimizden öğrendiğimiz. Ve kadın dayanışmasını bizi nasıl sağlamlaştırdığını ve ortamı nasıl değiştirdiğini çok net bir biçimde öğrendik. Bu hani iktidar mücadelesinin ancak hani örgütlenerek verilebileceğini öğrendiğimiz bir dönemde. Hatta şimdi konuştuğumuz erkek arkadaşlar şey diyorlar, sizin mücadelenizin tek mağduru biz olduk. Hani siz kaybettiniz ama biz hala... Hani o şeyden çıkamıyoruz, o terbiyeden çıkamıyoruz. Bir arkadaş da şey söyledi, ya ben sütyen numaralarını bilmek zorunda mıyım? Bunları biliyorum artık yeter falan diye çok hani böyle şaka yollu yakındıkları. Ama siyaset yapma biçimini de değiştiren etkilerin olduğu bir örgütlenme yaptık diye düşünüyorum. O ve mesela orada yaşanan taciz olaylarına da çok radikal bir biçimde müdahale ediyordu bu kadın grubu. Böyle bir bizim kadın şeyle deneyimimiz böyleydi. Sonra ben mesela bizden ben ve Beyhan Pazartesi Kadın Dergisi'nde bir dönem yazdık. Orada çalıştık. Hatta oranın kafesini işlettik. Öyle bir ilişki de kurduk. Feminizm ve kadın hareketiyle ilişkimiz biraz böyle kuruldu. Tabii en hani el kitaplarımızdan bir tanesi Delphi'nin baş düşman kitabıydı. O da Marksist feminizm, radikal feminizm olarak tanımlanabilir herhalde. Daha sonra sosyalist feminist kolektif kuran kadınlar içinde de bu grubundan çıkan pek çok kadın yer aldı. Biraz şey de konuşalım. Sosyo-kültürel mekanları. Hı hı. Üniversite dışında İstanbul'da hangi mekanlara gidiyordunuz? Nereleri hatırlıyorsun? Şimdi bu kadar feminizm konuştuktan sonra gittiğimiz mekanları anlatınca bir hayal kırıklığı olacak. Önce üniversite çevresinden başlayayım. Üniversite çevresinde bir takım böyle yöre dernekleri vardı. Ben ilk başladığımda Sürmeneller diye bir yer vardı. O yöre, orası bir kahvehane aslında yani gittiğimiz yer. Sonra Adıyamanlar diye böyle orası da bir kahvehaneydi yine. Ama biz gelip gidiyorduk. Orada bir sahibi olan Mehmet abi vardı. Çok güvenilir ve şey birlikte daha sonra iyice arkadaş olduğumuz hatta beraber çalıştığımız zaman zaman birisi oldu. İşte faşistlerin saldırılarına karşı ya da ihtiyacımız olan malzemeleri saklamak konusunda bize her zaman yardım eden, destek aldığımız bir yerdi. Ama bir kültürel ortam değildi tabii. Yani langırt vardı, işte acılı ayranı vardı falan böyle ama
Bizim kendi aradığımızda şey yaptığımız, orada takıldığımız bir yerde, üniversite içerisinde burası var. Bir de faşistlerin takıldığı İkram diye bir yer vardı. Üniversite çevresinde yemek yediğimiz bir bafra, korkunç bir bafra pidecisi vardı. Soğanla et yağını karıştırıp içine koyduğu yemek yediğimiz öyle bir yer vardı. Bunun dışında tabii Taksim, bütün ülkenin, hani İstiklal Caddesi Taksim, bütün ülkenin kültür, sanat ve politikasını belirleyen bir yerde o zamanlar. Şimdi epey bundan şey kaybetti zannediyorum bu özelliğinden. Orada çeşitli mekanlara takılıyorduk. Mesela bir tane korkunç bir bar vardı. Adı Hassiktir'di. Bir hane su karıştırılmış bira satardı. Ama gidip orada içerdik. Bulunmaz Kültür Merkezi vardı bir ara. Tiyatro, Bulunmaz Tiyatro'nun olduğu yer. Oraya uzun süre orada bulunduk. Taksal vardı, vakıf. Başka neresi vardı? İşte Pazartesi dergisi vardı. İskenderiye Kütüphanesi vardı. Mesela orası da çok enteresan bir yer. Gidip hem ders çalışabildiğiniz, oturup kalkabildiğiniz. Kitap da alabiliyor muyduk onu çok hatırlamıyorum. Şeyde Sultanahmet'te şey vardı, belge yayınları vardı, belge yayın evi. Biz oraya gidip kitap alırdık. Sattığımızda parasını vermek üzere. Çok da ısrar etmezlerdi sağ olsunlar. Devci gençlik gelmiş falan diye dalga geçerlerdi biraz. Ama şey, üniversitede standta sattığımız kitapları onlardan alırdık. Başka neresi var? Bunları hatırlıyorum. Yemek yediğimiz bir şey vardı. Cadı Kazanı diye ev yemekleri yapan bir yer vardı. Bir tane daha vardı ama onu hatırlayamadım. Böyle bir takım beraber takıldığımız mekanlar vardı. Onun dışında ucuz işte döner falan yiyerek hayatımızı devam ettirdik. Bir tane sanat kafe diye bir yer vardı Pazartesi dergisi karşısında. Bazen oraya da giderdik. Karşı yakadan hatırladığın Kadıköy'den. Ha, limane var. Oraya çok gider. Yine orası da bir kahvehane. Neredeyse bir kahvehaneydi. Orası da sanırım göre Livaneliler Derneği'nin şeyi miydi? Tam hatırlamıyorum. Bağımsız. Bağımsız mıydı? Böyle karşıdan çok hatırlamıyorum çünkü ben çok karşıya gitmezdim ama karşıda defter tezgahlarımız olurdu şeyde. Sene başında şeyden evin önünden ucuz defter alıp şeyde satardık ve bütün senenin ihtiyacı olan ev kiraları dahil, öğrenci evi kiraları dahil onu karşılardık oranın parasıyla, orada kazandığımız parayla ve bütün politik şeylerimizi onunla finanse ederdik çoğunlukla, başka bir gelirimiz olmadığı için. Neredeydi bu defter standı? Defter tezgah Kadıköy Çarşı'nın içindeydi bir dönem. Sonra bir ara bir sahilde de oldu. İşte orada arkadaşlar sabahtan akşama kadar, hatta akşamdan sabaha kadar da tezgah altında yattıkları olurdu. O zaman bütün teşkilatların da orada tezgahları vardı. Daha sonra orası dağıtıldı tabii. Böyle bir şey olduğu için. Bostancı'da da bir dönem açıldı. Bostancı'nın o şeyinde, çarşıya yakın yerlerinde. Böyle mekanlar, başka neresi vardı diye hatırlamaya çalışıyorum. Şeye giderdik. AKM'ye giderdik oyun izlemek için. Oraya en hatırladığım şey Carmen operası. İspanya İç Savaşı'na uyarlanmış Carmen operasını sahneye koymuşlardı. Ona gittiğimizi hatırlıyorum. En çok aklımda o kalmış. Şeyleri takip ederdik. Paramız yeterse İKSV'nin tiyatro festivallerini takip ederdik. Ama o yine de yani o şeylerle alabiliyorduk bilet falan. Çok kötü değildi yani durumumuz. Sinemaya gidebiliyorduk ve doğru hatırlıyor muyum bilmiyorum ama Ülke ve Özgürlük falan gibi filmler hep o sanki o dönem diye hatırlıyorum. Evet. Belki biraz daha sonra olabilir zamanlama olarak. Ölüm ve Bakire diye Ariel Dorfman'ın kitabından uyarlanmış bir film vardı. Bu işkencecisini tanıyan kadının kocasıyla falan şey yaptı. Çok iyi bir filmdi o da. O dönemde izlediğimiz filmlerden. Bir şey vardı. Bunu hatırlayamadım. Bir dans tiyatrosu şeyi vardı.
Böyle aşağı yukarı hatırlayabildiklerim. Tabii şey, rock barlar vardı, önemli. Bir tanesi mesela, o kapandı tamamen herhalde, bu Çiçek Pasajı'na, Balık Pazarı'nın orada Karavan diye bir yer vardı. Kramp diye bir grup sahne alırdı orada. Hatta biz onu üniversiteye rock kulübü olarak getirdik. Bütün rockçılar siyasala geldiler. Faşistler de baskın yaptılar ve bize şey bıraktılar. Geldik yoktunuz diye bir not bırakmışlardı. Rock konseri basıyorlardı o vakitler faşistler. Böyle. Başka neresi var? Bunları hatırlıyorum. Kaç yılında mezun oldun? 2001, yani 4 senelik okulu 8 senede Sonrasında? mi bitirmişler? sonrasında Mor Çatı Kadın Sığınağı hakkında bir müddet çalıştım. Boğaziçi Üniversitesi'ne bir dönem Budapeşte'ye gittim. İngilizce falan öğrendim. Sonra Boğaziçi Üniversitesi'ne, Atatürk Enstitüsü'ne başvurdum. Ben de tiyatro kulübünde olduğum için tiyatro tarihi konusunda bir sosyal tarihin bir kaynağı olarak tiyatroyu kullanma gibi bir şeyim vardı. O tezi yazmak için epey bir yer gezdikten sonra Atatürk Üniversitesi'nde, şey Atatürk Enstitüsü'nde Boğaziçi'nin şey buldum. Zafer Toprak'la yaptım tezi. Ama aynı zamanda ondan sonra da uluslararası işçilerin, tekstil ve hazır giyim işçilerinin haklarını savunan bir network'le çalışmaya başladım. Clean Clothes Campaign diye. Türkiye'de deri tek sendikasında çalıştım. İşte TEKSİF falan gibi sendikalarla çeşitli araştırma projeleri yaptım. Petrol İş'le bir tane araştırma projesi yaptık. Böyle sendikalarla ve işçilerle epey çalışma yürüttüm. Deri işteyken DESA işçilerinin mücadelesine katkıda bulunmaya çalıştım. Onlar uluslararası markalar üretiyorlardı ve sendikalaştıkları için işten atılmışlardı. Onların işte bu uğradıkları haksızlığı uluslararası kamuoyuna taşıdık biraz. Görsan işçileriyle epey bir, bizim işte bu koordinasyondan gelen grupla beraber yine Yörsan işçileri sendikalaştıkları için işten atılmışlardı. Onunla Yörsan'a bir boykot örgütledik. İşte en son Migros için bir boykot örgütlendiğinde hala biz Yörsan almıyoruz diye mesaj atanlar vardı. Epey etkili bir çalışma olmuştu. Evet, böyle. Sonra Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin parti meclisine girdim. O dönemde bizim işte şeyde, siyasalda hocamız bizi oraya çağırmıştı. Zaten de bağlarımız vardı tabii ÖDP ile. Bir grup olarak aslında girdik oraya. Kaç senesi? 2006 yılında. Orada da çiftçi senle epey çalışma yürüttük. Via Campesina işçilerin uluslararası örgütüyle beraber çiftçi senle. Boğaziçi'nde bir şey kurduk. Bir dayanışma, Keçi diye bir kendi çiftçi dayanışma grubu, kooperatifi kurduk. Orada çiftçinin ürettiklerini işte Boğaziçi'nde eğitimsel üyeleri üzerinden böyle karşılıklı bir dayanışma, o ürünleri satın alıyorduk. Böyle bir şey örgütledik. Sonra 2012'de ÖDP eş genel başkanı oldum Alper'le beraber. 2015'ten sonra ayrıldım. Şimdi Türkiye İşçi Partisi'nde parti meclis üyesiyim. Böyle emek büroda, zaman zaman ekolojide, kadın büroda bir takım yerlerde çalışmaya devam ediyorum. Biraz ara bir jenerasyonuz biz. Evet. Bizden öncekiler çok daha sert dönemlerden gelen belki gelenekleri biraz devam ettirmeye çalıştılar. O şekilde örgütlendiler üniversitede. Bizden sonraki döneme bizim jenerasyon ne bıraktı? Sence üniversite öğrencileri ve onların örgütlenmesi anlamında bunu soruyorum. Bir de bu benim biraz gözlemim. Çok üretken bir jenerasyon aynı anda. Yani hem üniversitede bu son dönemin örgütlenmelerine yeni bir alan açması anlamında hem de üniversiteden çıkışta yapılan işler anlamında da öyle görüyorum. Ne dersin sen bunlara? Ya bizi döverken siz devletin başına bela mısınız diye dövüyorlardı üniversitede. Hakikaten öyleymişiz yani, geleceği görmüşler. Biz hani dediğim gibi kuşak olarak
bir biçimde öyle ya da böyle muhalif bir alanda üretmeye devam etmiş bir kuşağız. Ben hani bütün bu kuşağın mesela üniversitede kalan ekibi ve eğitim emekçileri olarak hayata devam eden öğretmen olarak ya da bir yerinde çalışarak devam eden ekibi mesela eğitim sen içerisinde mücadeleye devam ettiğini görüyorum. Yine asistanların 50D mücadelesinde öne çıktığını görüyorum. Yine bu bizim kuşağımız ve bizim kuşaktan biraz daha sonra gelen, yine bizim bağımız olan kuşağın burada devam ettiğini görüyorum. İşte ekoloji mücadelesi içerisinde bulunanlarımız var, kadın mücadelesi içerisinde devam edenlerimiz var. Sanırım hani Gezi'de 2013'te o bütün bu şeyler yeni bir şey olarak görüldü ama biz Seattle'dan beri aslında bizim kuşağı da içine dahil ederek bize yönelen saldırıyı bir biçimde göğüslemeye çalışan bir kuşağız. Bir taraftan bu hani yanıp sönen bu isyanlar siyaseti ve örgütleri biraz küçümsüyorlar. Yani böyle bir STK'cı, sivil toplumcu, toplumsal hareketlerin içerisinde yer alan böyle bir şey var. Yani işte parti geleneklerini yahut örgüt geleneklerini çok şey bulmuyorlar demokratik ve siyaseti de bazen çok böyle gereksiz ve siz siyasisiniz diye şey yapıyorlar. Hatta şeyden sonraki seçimlerde bize tatava yapma vazgeç falan diye de bayağı şey posta koymuşlardı. Biz işte tam onun arasında bir kuşağız. Bir taraftan bu geleneklere bağlıyız. Yani hani bana en son hani benzetmek gibi olmasın, Celal Bayar'ın bir anısı vardır ya, 106 yaşında soruyorlar kendiniz en çok bu kadar şey içerisinden geçtiniz, hangi şeyle tanımlıyorsunuz? İttihatçıyım diyor. Ben de hani bana sorsanız en çok necisin? Ben devrimci gençlikçiyim derim. Hani bir gelenek olarak gençlerin devrimci mücadelesinin içerisinden geldiğimi ve o geleneğe bağlı olduğumu her zaman düşünüyorum. Onun yöntemleriyle. Çünkü gelenek aslında şu demek. İlk anda bir olay karşısında siyaseten size nasıl davranmanız gerektiğini söyleyen şey gelenek. Yani benim siyasala geldiğimde dekanın kapısını tekmeyle mi açacağım, tıklatıp saygıyla mı konuşacağım, bana öğreten şey oradaki devrimci gençlikçi arkadaşların getirdiği gelenekti. Yani nasıl tutum almanız gerektiğini bir refleks anında size söyleyen şey. Dolayısıyla bir taraftan o geleneklerle olan bağımızı sürdürdüğümüzü düşünüyorum. Ama bir yandan bütün bu gelenekler, siyasi örgütlerimiz, bu geleneklerin içinden çıktığını düşündüğümüz siyasi partilerimiz, sendikalarımız, bütün bu neoliberal saldırı karşısında, bu ekoloji katliamı karşısında, bu kadınlara yönelik bu isyanı ve öfkeyi örgütlemekten acizler, örgütleyemediler ve bu öfkeyi kendi şeylerine dahil edemediler. Ama diğer yandan hani bütün bu öfkenin bir ana siyaset alanına da çıkarılması çok önemli. Çünkü öyle olmadıkça işte Akbelen'de mücadele ediyoruz. Orada sönüyor. Diyelim ki kazanıyoruz. Hani kaybediyoruz çoğunlukla ama diyelim ki kazanıyoruz. 600 metre ileride bir daha başlıyor. Yani bütün bunları bu ana siyasetin konusu haline getirip orada zafer elde etmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu hani kendi aramızdaki farklılıklara rağmen ortak bir hani siyasal mücadelede, çok geniş bir siyasal mücadelede birleşmemiz gerekiyor. Ben hani belki burada rol oynayabilecek bir kuşak olduğumuzu düşünüyorum. Hem bir biçimiyle bu isyanları, toplumsal hareketleri bir biçimiyle anlayabilen, onun içinden gelen ve onları küçük görmeyen, ama bir yandan da bütün bu siyasi yapıları da bir biçimde bunların da içinden gelen. Fakat şunu da görmemiz gerekiyor. Bütün bu geleneklerimiz kendilerini yenilemek konusunda oldukça zayıflar. Yani hem kadro olarak yenilemek konusunda, hem de kadro olarak yenilenseler bile bir bakış açısı olarak yenilemek konusunda. Yani bir
bütün bu isyanı anlayıp örgütleyebilecek bir forma dönüşememek, bütün bunlara yön verecek bir şey çizememek konusunda kaldılar maalesef. Yani Türkiye'deki sol gelenekler. Ve bunu yapmaya çalışanları çok hızlı bir biçimde kendi içlerinden atıyorlar. Yani keşke öyle olmasa. Yani o yüzden bu arada işlev görebileceğimizi düşünüyorum hala bir jenerasyon. Biz de yaşlandık. Gerçekten yaşlı hissediyorum kendimi çoğunlukla siyasal alanda ama işte anısını anlattığımız olaylar tarihinde doğan gençlerle karşılaştıkça kendimi biraz 68'li abiler, ablalar gibi hissediyorum. Ama burada bir miras bırakabileceğimizi düşünüyorum bu geçiş şey olarak, jenerasyon olarak. Bizden sonraki dönemlerde özellikle hani 2000'lerin ortalarına doğru geldiğimizde daha az bir örgütlenme söz konusu üniversitelerde. Ama sonra biraz önce bahsettiğin gibi bir gezi ayaklanması oluyor. Ve biz o zaman milyonlarca genci de sokakta görüyoruz bir taraftan. Apolitik dediğimiz. Belki de hani örgütlenmenin formu, şekli değişti bizden sonraki kuşaklarda. Şimdi sen tabii yine de uzunca bir dönem anlattın bize kendi mikro hikayenin içerisinde. Bunun içerisinde değişik toplumsal mücadelelerle temas etmişliğin içerisinde mücadele vermişliğin var. Belli ki hala devam ediyorsun. Seni umuda sevk eden bir şey var. Nedir seni umuda sevk eden? Ben yani karşımızdakinin çok haksız olduğunu düşünüyorum gerçekten. Hem saçma sapan hem çok haksız. Ve bunun karşısında hala bir şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Yani biraz ekoloji meselesi. Sabahları Ömer Madre'yi dinleyerek böyle depresyona sürüklese de ya da IPCC raporlarını, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin küresel ısınma değil küresel kaynama var demesini falan düşündükçe biraz umutsuzluğa gark oluyorum. Ama bizim dışımızda çok pek çok genç insan var ve şöyle bir şey de var. Bir noktadan sonra başka türlü de yaşayamaz oluyorsunuz. Yani nasıl yapabilirim ki? Yani başka türlü nasıl yapabilirim? Hani çünkü bütün bu haksızlıkları görüyorsunuz. Bütün bu yaşanan şiddeti size, bütün insanlara, size bizzat kendiniz, yani bu aynı zamanda kişisel bir şey. Hani bizzat bunu deneyimliyorsunuz. Kadın olarak eziliyorsunuz. Doğduğunuz, büyüdüğünüz bir köy altın madeni için yok ediliyor. Karşısına termik santral kuruluyor. Yaşadığınız, işte geldiğiniz kentin her tarafı termik dolu. İşte mesela Akbelen'de şeyleri dövüyorlar, insanları dövüyorlar. Annem telefon ediyor, diyor ki bana, ben Akbelen'e gideceğim Bilgi, ama çok hastalandım, gidemiyorum falan. Yani benim annemi babamı dövüyorlar orada. Yani ben böyle hissediyorum orası için mesela. Yani dolayısıyla hani bunun dışına çıkabilmek çok mümkün değil benim açımdan. Ne yapacağım? Yani şirketlerle mi çalışacağım? Böyle bir hayat mümkün değil. Bu bütün temel şeylerimizi ihlal eden, bütün temel haklarımızı ihlal eden bir sistemin içinde. Şöyle giderek aslında saldırı da ağırlaşıyor. Ben nasıl ümitli olduğumuzu çok anlayamıyorum ama ben hep şeyi düşünüyorum. Biz aslında bunun karşısında bir şey yapabiliriz. Yani bunu biz daha önce yaptık. Bir de hani tarihçilikten kaynaklı bir şey var. Ben çok tarihçi değilim ama biraz tarihçiyim. Daha önce yapabildiğimiz şeyler var ve bu toplumun hafızasından kazınarak silinmiş bu deneyimler. Biz bunu becerebiliriz. Yani daha özgür, daha adil, daha eşitlikçi, hepimiz için yaşanabilecek bir dünya yaratabiliriz. Daha doğrusu yaşanabilecek bir gezegeni savunabiliriz. Yani bayağı hayatımızı savunmak zorundayız diye hissediyorum. Ve bunu yapabiliriz diye düşünüyorum. Yapamazsak zaten hep birlikte öleceğiz herhalde yani. Tabii hani orada ölmeyecek bir takım zenginler olacaktır ama onlar da cehennem gibi bir dünyanın içinde yaşayacaklar. Dolayısıyla hem bir nihilizm hem bir ümit, hepsi bir anda yani insan olmanın ve bütün bunlardan bana kalan tortu da herhalde bu diye düşünüyorum. Hem ümit hem nihilizm. Hepsi beraber.
Teşekkür ederim. Benim başka sorum yok. Senin eklemek istediklerin varsa şimdi ekleyebiliriz. Ya da benim eksik bıraktığım. Evet, Melih'i alayım. Tabii. Melek bizim o dönemde kaybettiğimiz bir arkadaşımızdı. Bu mücadelenin içinden bir arkadaştı. Onu alayım. Ve bu mücadeleye içinde bizi jenerasyonumuzu yaratan, bu mücadeleye emek veren çok insan var. Çok kalabalıktık yani bence. Bir de tabii pankart açan arkadaşlarımız vardı. Onlar da 99, 96 yılında yargılandılar. Onları da anayım. Onları unuttum söylemeyi çünkü. Böyle. Bu kadar. Onları anmak istedim. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.